Arkadaşlar günaydın. Nerede uyandık biliyor musunuz? Pisa'da uyandık. Gece Pisa'da arabada yattık. 1 euroymuş tuvalet. Param çıkmadı. 80 sent çıktı adam. Kadın dedi hadi geç dedi. Starbucks nerede ya? Please don't. Tuş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Çok güzel ya. Oh my god. Oğlum Yusuf harbi çok güzel lan. Oğlum nasıl bu kadar yamuk duruyor? Çok yamuk ya. Oğlum, abi çok yamuk ya. Yusuf git kuleye tut. Ne bileyim vinçle kedirip şöyle çekseler falan anlarım ama. İyi bakın abi burası Pisa bir daha 40 yılda bir gelirsiniz yani. Biz yer Venezia. 9 yaşında çocuğa uyuz oluyorsun. Aynen öyle abi. Çünkü onunla aynı frekansta olabiliyorum bazen. Çok sinirlendim. Çok tepkiliyim. Bangladeş. 100 dedi. 100. Olcan bizi zorla dışarı çıkarttı. Bıçak çekti bize. Arkadaşlar günaydın. Nerede uyandık biliyor musunuz? Pisa'da uyandık. Gece Pisa'da arabada yattık. Gözlerimiz yüzümüz şiş. Suratımın haline bakın. Yüzümü yıkadım bir de makyajla. Tuvalete girdik. 1 euroymuş tuvalet. Param çıkmadı. 80 sent çıktı adam. Kadın dedi hadi geç dedi. Ah. Orada bir iz çıktı öyle. Bilmem. Yatak izi, yastık izi. Arkadaşlar şimdi makyaj yaptım gar tuvaletinde. Nasıl olmuş mu? Olmuş mu İdris? Şimdi İdris kahve içecek. O yüzden McDonald's'a geldik. Buradan ikisi kahve alacağız. Espresso. Değil, Americano. Ama Americano Amerikalı demek İtalyanca. O yüzden ne diyecek İdris? Kafe Americano. Kafe Americano diyeceğiz. Sadece Americano demeyeceğiz. Şimdi bakalım ne kadar olduğunu öğreneceğiz. Bakıyoruz. Beğenmedi. Nesini beğenmedi? Starbucks nerede ya? Gece arabada yatmak hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben pilot. Evlerinde beyaz eldiven giymiş. Sanki cinayet işlemiş gibiydi. Beyaz eldiven giymiş. Bence arabada yatmak çok kötü değildi. Hatta ben arka koltukta yattığım için bayağı da rahat. Ben rahat ettim yani. Bayağı da uyudum yani. İdris de horladı birkaç kere. Bir ara da ben onu kaldırdım. Çok horluyorsun dedim onu kaldırdım. Asla horlama. Sen de aynı uyandın ve böyle dedim. Ben horlamam dedin döndün geri. Ondan sonra... güzeldi yani bence soğuk da değildi gayet sıcaktı bence gayet şöyle, güzeldi yani. Arabada kalmak kötü değil biz çok fazla yorgun olduğumuz için bir de yoldan geldik gece 12-12.30'da ancak arabayı çekebildik. Zaten yorgun olduğumuz için bayıldık yani havaalanından kalmaktan iyidir arkadaşlar. Havalimanında kalmaktan kesinlikle 1000 kat daha iyidir. Havalimanında kalmak korkunç bir şey yani yapmayın sakın yapmayın havalimanında kalmayı. İki kere kaldım gerçekten çok kötüydü yapmayın. Arkadaş, please don't. Bu sefer abi müziği ben açıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Beni bastıramazsınız, tamam mı? Beni bastıramazsınız, müziği ben açıyorum. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Stazione Pisa Centrale. Şimdi arkadaşlar... Gireyi göstermeyeyim ben. Göster lan ne olacak? Baktı ki. Herkes seni tanıyor artık. Artık ünlü oldun, ünlü. Begüm'ün samimi arkadaşı diye ünlü oldun. Şimdi arkadaşlar Pisa Kulesi'ne gelmek için indik arabadan. Arabayı park etti İdris. Şimdi burada parking lot var. Yani parkometre galiba İtalyancası. Amerika'da parking lot da ben öyle hatırlıyorum. Burada ne kadar kalacağımızı hadi. Bir saat gir. Bende yok hiç. 1 euro. 1 euro yok. Ondan sonra sonra Pisa Kulesi'ne doğru yola gidiyoruz. Pisa Kulesi'ni şuradan şöyle göstereyim size. Şurada bir yer var ama görüyor musunuz? Herhalde orası olduğunu düşünüyorum. Şurada. Pisa çok güzel değil mi Olcan? Pisa'yı beğendin mi? Beğendim de hani gece kaldım ama şimdi o hani meşhur yere bir gidelim. İnsanlar böyle
Ben farklı bir şey yapmaya çalışıyorum ama hani götümü koruyayım falan dedim. Götünle mi iteceksin? Götümle de olma, onu da yapanlar var. Bence siz itin, ben bacağımla bastırayım falan. Değişik bir şey yapabilir miyiz onu düşünüyorum ama gelmiyor. Çünkü hepsi denenmiş, milyon tane insan gidiyor neticede günde oraya. Günde demeyeyim de, senede yani. Hocam umarım bir şeyler başarabilirim yani. Şu tutmalı, itmeli, falan, çekmeli. Ha, aynen. Ama çok tatlı bir kule gerçekten, böyle küçücük, böyle bizde adam da çok, bir de öyle bir şey var yani, bir yerden istihdam yaratılması lazım, sokağa adam koyuyoruz şey yapsın diye. Ya onun kesin yerine diye. Yaya bence trafik polis memuru yaparsın bölge bölge, park şey mi var, cezaları yapıştır, cezaları yapıştır, düzensiz parkın önüne geçersin. Ya İspark'a 5 tane eleman alacağına bir tane trafik polisi görevlendirir bir tane bölgeye. Adam sadece ceza ile ilgilensin. Sen arka falan çok güzel. Renaldo. Çok güzel gözüküyorsun şu an. Niye çıktı? Ha, ben mi güzel gözüküyorum? Evet. Bakayım ne kadar güzelim. Hmm, çok güzelim evet. İdris telefonun nerede senin? Ceplerini burada, kapat. Dönerken çekil. Cebime bir şey yok ki. Şimdi arkadaşlar kiliseyi görüyorsunuz. Bir saniye sonra kuleyi göreceksiniz. Hazır mıyız? Dur. Haydi bakalım. Kuleyi görmeye hazır mıyız? Kule reaksiyonumuz, tamam mı? Kuleyi görünce ki reaksiyonumuzu çekiyoruz. Haa. Dur bekle. Wow. Bekle. Kule hissediyor. Çok güzel lan. Oh my god. Oğlum Yusuf harbi çok güzel lan. Oğlum nasıl kadar yamuk duruyor? Çok yamuk ya. Oğlum, abi çok ya yamuk ya. Yusuf git şu kuleye tut. Bakar mısın? Wow, abi burası da belki düz olsa bu kadar meşhur olmaz ha. Evet. Adı Leaning Tower of Pisa. Yusuf çok iyi be kardeş. Ben bir video çekeceğim kardeşlerim. Tamam, ses çıkarmayın. Koreliler susun bakayım. Oh my god. This is unbelievable. Arkadaşlar gördüğünüzden yani kamera daha düz çıkartıyor, size öyle söyleyeyim. Kamera daha düz gösteriyor. Bayağı eğik. Yani bayağı eğik. %74 eğik zaten. Kamera düz çıkartıyor. Tabii buradan bakınca yıkılacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Çok eğik. Yani bayağı eğik. 74 derece mi demiştin sen? Evet. Eğer ben bununla ilgili yanlış bilmiyorsam 20-30 yıl sonra hani bulunduğu yapı ve yani yer çekimi bilmem ne fizik kuralları gereği çökmesi gerekiyor dediğini hatırlıyorum bir öğretmenimin, ama hangi öğretmenin olduğunu hatırlamıyorum. Tabii çökmesi lazım abi, bu ya, normal evet, değil ki. Normal bir şey değil neticede ama çok güzel, değişik bir görüntü. Peki yani, devrilme ihtimali yok mu bunun? Var bence. Her türlü var. Bunu bir destek falan vermişler. Hayır, buna. Yani gözükmüyor. Bilmiyorum. Parka, temelde yani ne bileyim vinçle kedirip şöyle çekseler falan anlarım ama. Taraflar bu da güzel, kilise komple güzel. Ayrı ayrı 1, 2, 3 çekip 3 fotoğrafa koyup birinci Pisa Kulesi altına yazacaksın. Pisa. Tavo. İşte kule, şadırvan. Abi bu yerinden çıkmış gibi ya. Yerinden çıkmış gibi değil mi? Arkadaşlar şimdi itmeli çekmeli fotoğraf video çektik. Fotoğraf çektik. Yusuf arkadaşım sağ olsun, ellerimiz içeride. Götümüz dışarıda. Aa kulenin içine bakın. Gözüküyor, ışık vuruyor, gördün mü? Tanrı oradan mı gözlüyordu? Kulenin içine girilebiliyor arkadaşlar. Sıra var. Fotoğraf çekilebiliyor içeride. Ama kaç para olduğunu ya bilmiyoruz. Ticket'lı muhtemelen. Pisa şehri de güzel. Bakın arkadaşlar buradan bayağı yukarı çıkmış durumda. Bu çıktığı taraf. Götü. Bak burada yazıyor. Üçüncü şeyden sonra, halkadan sonra durmuş. Zeminden kaynaklı. Üçüncü halkadan sonra zemin kaynaklı durmuş. Çünkü burada antik zamanda Auster River diye bir şey varmış. Bir nehir varmış. Auster River diye. Buradan akıyormuş. Bittiği zaman 14. yüzyılın ortalarına bittiği zaman bu ne demek bilmiyorum. Belfry was added. Herhalde üstteki bir şey. Basin and the bottom tower was added. Alt tarafta 19. yüzyılda eklenmiş. Şu kısım 19. yüzyılda eklenmiş. Öyle söyleyeyim.
Bir dakika, nasıl olmuş hem baştan söyle bir hızlıca. Diyor ki yapım 1173'te başlamış tamam. Bunun yapımı. 1000 yıl mı olacak lan neredeyse? Evet, 1173 yıl. 23, 100 yıl daha var. Neyse. 900 sene falan. 9 sene falan. 9 sene yapılmış, 56 metre yüksekliğinde diyor. 14 metre ağırlığında, 14 ton, 14 bin ton ağırlığında. Arkadaşlar burada Romulus'un şeyi var, heykeli var. İnanca göre aynı nasıl bizde Türklerin işte kurt yetiştiriyor, Asena yetiştiriyor, çocukları da Türk oluyor ya. Bunlar da bu kurtun yetiştirdiği iki tane çocuk var, bunlar Roma'yı kuruyorlar. Romus, Romulus. Buradan hayvan geliyor. Korsun. Fotoğraflarımızı çekindik, iterken çekerken, götümüzü iterken çekerken. Tövbe, bir daha, bir daha iyi bakın abi. Burası pisse bir daha 40 yılda bir gelirsiniz yani. Benim ikinci gelişim. Belki de gelmeyiz. Belki de gelmezsiniz. İyi bakın buralara. Ben de bir video çekeceğim. Lütfen al. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi katlı. Arkadaşlar, şimdi bir tane fotoğraf çekinirken itmeli çekmeli bir tane Hintli bir dayıyla karşılaştık. Bayağı bir böyle fotoğraf çeken tipler vardır ya, böyle gençlere sarılan, onlarla da fotoğraf çekinen falan, öyle bir tipti. Tabii hemen cüzdanlarımızı falan kontrol ettik. Adam bizim bir sürü zıplarken fotoğrafımızı çekti. Onu şimdi birazdan paylaşmış olacağım internette, görürsünüz. Şimdi biz artık dönüş yoluna geçiyoruz. Venedik'e gideceğiz buradan. Yaklaşık 3-3,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak Venedik'e doğru. Bugünü daha sonrası Venedik'te geçireceğiz. Venedik daha önce gelmiştim. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar İtalya'nın her yeri çok güzel. Gerçekten birden fazla kez gelinmesi lazım. Bayılıyorum yani buraya. Gerçekten her yeri ayrı bir sanat, kültür, tarih, her şey mevcut maşallah. Ülkeyi öyle bir yapmışlar ki yani para basıyor şu an. Hani buraya bina dikmişler. Biz hep böyle şey Türk mantığında düşünüyoruz. Binayı dikmişler abi. Bina para basıyor yani şu an. Turist basıyor şu an. Yani şimdi size hemen etrafı gösteriyorum. Oğulcan tuvalete gitti, İdris fotoğraf çekmeye gitti. Ben de burada size video çekiyorum. Size hemen şimdi etrafı gösteriyorum. Şuraya bir bak. Arkadaşlar Pisa Kulesi. Pisa Kilisesi. Ve vaftizhane dediğimiz, şadırvan dediğimiz yer. Burası da vaftizhane. Biz çok erken vakitte geldik. Şu an artık kalabalıklaştı biraz. Buramız yer Venezia. Oy nenemle aylaylala. Bakalım ne kadar girmiş. Bakıyoruz. Elim ayağım titriyor. Sokamıyorum. 20 euro 20 kuruş. 20 euro 20 kuruş tuttu arkadaşlar. Pisa'dan Venedik'e kadar gelmemiz Allah'ım, otobandan. Allah'ım gitti mi euromuz? Arrivederci. Sana dedi etçi. Arrivederci, see you later demek. See ya, bye bye. Tekrar bir şeyimiz yok. Herkese yeniden merhaba. Selamlar. Sonunda Venedik'e gelmek için ki olan otelimize geldik. Uzun uğraşlardan sonra otelimizi bulduk. Böyle şey, Tayyip'in konuşmasındaki gibi bak. Sonunda otelimizi bulduk. Eşyalarımızı yerleştirdik. Markete gittik, yine Lidl'a bira aldık, yiyecek bir şeyler aldık. Şimdi otobüsümüzü bekliyoruz. Otobüsümüz elektrikli otobüs. Yerde bir tane ray hattı var. Sadece bir tane ama tren gibi değil. Şimdi bir tane otobüs geliyor. Ben size göstereceğim hep beraber. Bununla beraber Venedik'e gideceğiz. Bir şey atladın. Tabii neymiş o? Arabayı nasıl vurdum? Arkadaşlar evet. Kolona vurdum arabayı. Yaşlı bir amcayla beraber. Ama. Çünkü bir saat geri geri gelirken otobüs geliyor. Otobüsü evet, çekiyorum. Otobüs geliyor otobüs arkadaşlar. 6 mı? Yok, T2. Bunu bilmiyoruz. Bununla da otobüs arkadaşlar. Tramvay değil. Bir dakika sonra gelecek. Bir tramvay yazıyor fiyatları. Arkadaşlar pardon, buradası otobüsler de geçiyormuş. Yani biz de şu an öğrendiğimiz için. Şimdi bir tane otobüs geliyor. 6 numaraya bineceğiz. 6 numara direkt Venedik'e gidiyor. Tutuluyorum ben. Kaç yaşında? 3'e gidiyor. 3'e giden çocuğa tutuluyorsun. Oğlum her ders gidiyor. Her ders böyle. Oğlum dedim ya, sen hani anlıyorum ben seni. Hani, dikkat çekmeye çalışıyorum. Senin gençliğine olan, ben de senin gibi çocuk oluyorum dedim. Hani bak beni dedim geçemezsin yani yeri geldiği zaman. E dedim benim dersime gelmeyeceksin ya da dedim benim kurallarıma uyacaksın. Bu kadar. 9 yaşında yer çocuğa uyuz diyorsun? Aynen öyle abi. Çünkü onunla aynı frekansta olabiliyorum bazen. Ondan daha çocuksu da olabiliyorum. Tamam söylüyorum sen de. Sadece patronun kimin olduğunu unutmayacak yeri geldiği zaman. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu.
Hızlı boss. Peki bu not verirken etkiliyor mu? Satrançta herhangi bir not sistemi yok ama benim dersime gel yani bazen gelmesini istemedim. Çünkü direkt olarak dersin akışını bozan bir tip. Küpesi de var. Küpesi de var böyle şımarık. Yani bunu nereden biliyorum? Çünkü beni de çok çocukken şımarttıkları için ben istekliydim, atıldım falan filan. Tabii abi sen zaman şu an bizde böyle fakir otobüs durağında bekliyorsun ama zamanında sen özel okullarda fabrika batmadan önce. Aslında o çocukla aynı şeyler yaşadım ama ne kadar uyuz bir şey olduğunu farkında olduğum için artık onun yapması bana böyle gıcığıma gidiyor, anladın mı? Olay farkındalık şey aslında. Şey değil yani, sen eskiden zenginleşeyim fakirsin o hala zengin diye değil. Kıskançlık durumu olabilir o mi? Da olabilir belki derinliklerimde. Bunu kendim kabul edemiyor olabilirim ama ya bence birinci sebebi bu kanka. Ama o da olabilme ihtimali var. Ya bilinç altında öncelikle gerçeği samimiyiz. Neyse otobüs geliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Venedik'e geldik. Begüm'ün kanalına merhaba herkese. Altı olabilir evet. Şimdi otobüse bineceğiz, arabayı bıraktık. Evet, Begüm burada, bak kaşları çatık görüyorsunuz. Abi hiçbir İtalyan adres bilmiyor. Oturdukları mahallenin adresini bilmiyor. Biz dairemizi, kalacağımız yeri bulamadık. Begüm de sinirlendi. Çok sinirlendim. Çok tepkiliyim. Bangladeşli adama saldıracaktı. Çok tepkiliyim. Bu kadar bir şey olamaz yani. Otobüse bindik. Otobüs Türkiye gibi arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim, öyle anlayın. Şey mavi olan o halk otobüsleri var ya. 500 T gibi otobüs. 16 kadar da olabilir. 16 kadar da olabilir. 500 T yok ya, o kadar gezmiyor bu. 500 T yani şey olarak değil de yani şey Malta National bir. Ben biraz özlemesi. Rahat yere geçiyordum. Gondol gören masum Yusuf. Gondol sadece Luna Park'taki orada öyle gelip giden. Arkadaşlar Yusuf geçen haftaya kadar gondolu sadece Luna Park'ta olan kayılan şey olarak biliyordu. Biz de öğrettik. Evet Yusuf, gondol ilk defa Yusuf. Önemli olan bilmemek değil, gezmemek. Netice, oğlum espri yapıyorum işte. Olsun bir şeyler görürüm ama yalnız burası gerçekten mükemmel bir yer abi. Bakın. Venedik'e geldik. Mükemmel bir ülke. Otobüsten indik. This is amazing. Kesinlikle. Yani gerçekten. Ülkenin her yeri birbirinden güzel. San Marco Meydanı'na vardık. Biliyorsunuz yukarıdaki atlar Sultanahmet'ten getirildi. San Marco Meydanı'ndan yürüyerek devam ediyoruz. Bu yol şöyle kıvrılıyor, ikiye ayrılıyor. Kanalın başına gidiyor. Sağ tarafta saray. Sarayın adını unuttum. Burada bir saray vardı. Sarayın adını unuttum. Türk Sarayı olabilir. Diğer tarafında diğer saray. İkisi de saraydı da adlarını unuttum şu an. Burada da görüyorsunuz kapının üstünde birinde böyle kanatlanmış bir aslan. Diğerinde de bir balığı tutmuş. Poseidon'u görüyoruz. Şurada ileride bir yer var. Burası mıydı? Bu ya da bir sonraki. Burada bence bir şey var. Burada herkes fotoğraf çekiyor. Evet evet burası. Şey bu. Arkadaşlar şimdi hava kapalı gördüğünüz gibi ama yine de gondol deneyeceğiz. Gelmişken hazır. €100 mı? 100. Euro abi. Abi sorduk. Gondol ne kadar? 100 dedi. 100. Hayır 100 bir kere 3'e bölüm diyor. Bize sikecek.
99 33. Ha 33,33 mü yani bizim? Abi biz Vatikan'a girmedik ya. TL değil arkadaşlar bu arada. 100 euro dedi. 100 euros. Arkadaşlar 10 euro zarardayız. 100 euro istediler gondola. Yusuf da bizi buraya ittire ittire, gaktıra gaktıra, sövdüre sövdüre buraya getirir. 9,5 euroya vapur aldık. 45 dakika tur yapacağız. 45'ti 75. 75 ama dakika. Değecek. O küfür edemiyorum. Ya 3 kişiye 100 euro istedim. Ya 100 3'e bölünmüyor bir kere. Hani kişi başı 33,3 diye bir sistem diyor. Hani biraz kafa çalıştırsın. Abi o zaten gondol başını alıyor. Ya kişi başı almıyor. Gondol başı alıyor. Ha öyle mi? Gondol başı 100 işte. Orada. Çarpı 96 yapıyor. Abi orada bir göklük var. Ben sana söyleyeyim. Neyse hepsini geçiyorum. Güzel bir tur yapacağız. Buraya kadar geldik. Bunu yapmasak kesinlikle olmaz. Biraz sizi sinirlendirmiş olabilirim bu süreçte ama bunlar tatlı şeyler. Gelmiş şuradan olması lazım çünkü yok. 1955'te geliyor. Teknemiz geliyor. Rüzgar çok arttı. Burası sallanıyor. Onlar şuraya yiyecekler. Şeyi fark ettiniz mi? Tekerlek yok. Yanaşması için tekerlek yok. Sen var ya, en az 10 sene bize borçlusun bak. En az 10 sene ne dersek yapacaksın. Kendimden çok senin fotoğraflarını çektim. En az bak en az 1500 tane fotoğrafını çekmişimdir 3 günde. Ben kendi fotoğrafımı bu kadar çekmedim. Şimdi orası okey. Ama sizin bazı noktalarda yakaladığım ve fikirlerimi de ortaya koyarak çıkarttığım bu harika detaylara nasıl bir cevap vereceksin? Lan dümenci. Eline iPhone 14 Pro Max Deep Purple 250 GB verdik. Bırak 256. 256 artık kaçsa. Bas kendini çekiyor zaten. Peki. Yani uzun bak basıyorsun tık diyor çekiyor. Tık telefon, diyor çekiyor. Bak, iPhone 10'du. Bak 3 tane koymuşlar buraya. Sırf güzel fotoğraf çeksin diye. İyi bileceğim hiçbir şey yok ama tek başa telefon bu durumda yeterli olmuyor. Burada bazen bir dokunuş. Bir i̇şte bakış. 80 kere bas bir tane güzel çıkar zaten. Ben öyle yapıyorum. Niye güzel fotoğraf çıkıyor? 300 kere basıyorum. Şimdi Venedik turumuzu bugün güzel yaptık. Bugüne kadar hani turlarımızı güzel bir şekilde planladık ama bir tek Cinquetere konusunda bizim yerimiz burası. Ama orası daha mutlu. Cinquetere konusunda birazcık içimde kaldı. Ama içimizde kaldı ama olsun. Hani ama şuyorum. Her ne olursa olsun yine 2-3 günlük bu tur. Mamma mia. Yalnız bugünkü turumuz biraz pahalı oldu ya. Bir 30 euro gitmiştir bugün ya. Allah'ım 30 euro. 10 euro zaten bak, vapura gitti. Harcadığım paraya acımayacağız. 10 euro vapura gitti. Pişman mısınız? Ben hiç değilim. Bir daha olsun bir daha yaparım. Bir daha yaparım. Yap kardeşim. Biz o annemle beraber Murano ve Burano'ya gitmiştik. 25 euroymuş o. Abi biz o zaman vermişiz. O zamanlar verebiliyordun. Evet verebiliyordun. Şimdi ekonomimiz çok iyi olduğu için çok biraz iyi zorlanıyoruz. Için biraz zorlanıyoruz. Çarpı 22. Ha bak benim matematiğim kötü arkadaşım. Benim matematiğim kötü. Ama kafamda hep 22x'te gezmek istemiyorum ya. Hep 22x ya. Sen şimdi alış bir 10'un 35'i var. Ha tabii seçimden sonra ya, bir şeyler belki. İmkansız. 30 olmaz mı? Bunu diyenler 50'yi görürler. Ölüyoruz yorgunluktan. Yorgunluktan ölüyoruz arkadaşlar. Size birini şikayet etmek istiyorum. Oğulcan bizi zorla dışarı çıkarttı. Bıçak çekti bize. Bıçak çekti ve dedi ki dışarı artık İtalya'ya geldim. Pakistanlıların mekanlarında yemem lazım dedi. O yüzden bizi de buraya zorla getirdi. Oğulcan içinden küfür ediyor bana şu an. Pizzayı elinde tutup ben döner yiyeceğim. Ben evet döner yiyecek ya gerçekten.